Bir ülkenin gelişebilmesi için, ki bunu il bazına da indirgeyebilirsiniz, bir ilin ekonomik kalkınmasını hızlı adımlarla ileriye taşıyabilmeniz için bunun formülü katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği sektörlere, sahalara bir an önce kaymak. Kahramanmaraş biliyorsunuz 1980'li yıllardan itibaren almış olduğu teşviğin büyük bir kısmını sanayiye aktarmış olan firmalar, fabrikalar, işletmeler kurmuş olan başarılı girişimcilerin, iş insanlarının yer aldığı bir şehir. Ancak bu şehrin ekonomik anlamda geldiği noktanın çok daha ilerisine taşınabilmesi için evet yüksek teknolojili ürünler üretildiği bir sektöre geçiş yapmak gerekiyordu. Bu sektörde Kahramanmaraş Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biliyorsunuz 6 Şubat'ta maalesef büyük bir deprem yaşadık. İki büyük depremi aynı gün yaşamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatıyla acaba biz deprem illerindeki ekonomiyi güçlendirmek, istihdamı katkı sağlamak ve oralara ekonomik anlamda destek verebilmek için savunma sanayi olarak oralarda ne yapılabilir diye talimat verdiğinde Kahramanmaraş'ın payına çok önemli bir kısım düştü. Bunun biliyorsunuz ilk adımı olarak Türkoğlu ilçemizde 5000 metrekarelik kapalı alanda TUSAŞ'ımız şu anda alanın geçen pazar günü biz vahit bakanlarımızla, milletvekillerimizle birlikte iki üniversitemizin rektörü olarak biz de ekibe dahil olmuştuk. Gittik yerinde de inceledik. Gerçekten bina artık makinaların montajını yapılacağı aşamaya gelmiş. Bu gurur duyacağımız bir durum. Kahramanmaraş'ın ekonomik kalkınmasıyla ilgili bir milat olarak ben bunu değerlendiriyorum. Yakın zamanda göreceksiniz Kahramanmaraş'ın hem yurt içi hasılası ile ilgili üretim bağlamında söylüyorum. Hem ihracatı ile ilgili çok büyük bir ivmenin sağlanacağını burada göreceğiz. Ha, şurası değil mi? Şöyle vermiştim. Bu ta şu binaya kadar geliyor. Bu şey değil mi? O yıkılacak olan. Bu sorunun yanıtının oluşmasında aslında Kahramanmaraş'ımızın ve tabii ki TUSAŞ'ın liderliğinde, önderliğinde gelişecek olan savunma sanayi aslında bize bir yön vermiş oldu. Madem ki burada savunma sanayi sektörü geliştirilecek, biliyorsunuz nitelikli ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimi nitelikli insanlarla ve iş gücüyle olur. Ve dünya literatüründe akademik çalışmalar da zaten bunu ifade ediyor. Dünyada en stratejik kaynak insan kaynağıdır. Niçin? Çünkü taklit edilebilirliği en yüksek, düşük olan alan insan kaynakları faktörüdür. Yani şu anlamda söylüyorum. Siz nitelikli elemanı oluşturmuş iseniz tekrar o nitelikte elemanları yetiştirmeniz için yılların geçmesi gerekiyor. Bu bağlamda taklit edilmesi en zor kaynaklardan biri insan kaynağı. Bu insan kaynağının savunma sanayine ne yapılması gerekiyor? Yetiştirilmesi gerekiyor. Madem biz savunma sanayini odağımıza aldık hem ülke olarak hem Kahramanmaraş olarak bu odağı sürdürülebilir kılacak nitelikli elemana mutlaka ihtiyacımız var. Peki bunu kim yetiştirecek? Bunu yetiştirecek temel aktörlerden, temel paydaşlardan biri olarak bunu gurur duyarak söylüyorum, mutlu bir şekilde söylüyorum. Üniversitenin rektörü olarak ve üniversitemdeki tüm akademik ve idari arkadaşlarım, ekibim adına söylüyorum. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak savunma sanayine nitelikli elemanlar yetiştirme anlamında adımlar atma yönünde de kendimize ne yaptık? Hedefler koyduk, vizyoner bakış açımızı oraya doğru yönlendirdik. Ve geldiğimiz nokta şu, peki bunu somutlaştırabildik mi? Soru çok güzel. Rabbime binlerce şükürler olsun. TUSAŞ'la biz savunma sanayine nitelikli ara eleman yetiştirme hususunda bakın o meslekçi okulumuzun ismine dikkat edin. Airbus, TUSAŞ, Havacılık, Meslek, Yüksek Okulu'nu kuruyoruz. Şurada zaten yemekhanenin orada şurası başlıyor. Şuradan şöyle, evet. Ve biz İstiklal Üniversitesi olarak gurur duyacağımız, geleceğimizin, Türkiye'mizin sektörü olan Kahramanmaraş'ımızın ekonomik anlamda parlayan yıldızı olacak savunma sanayine yönelik nitelikli eleman yetiştirme ile ilgili ilk akademik birimimizde kurmuş olduk. Çok güzel. Tam şuradan. Zaten biz inşallah şöyle yapacağız. Bina şurada yani nasıl